Bu videoda Fly Out efektini yapacağız. Nasıl yapıldığını öğreneceğiz. Yani robotlar aşağıdan yukarıya doğru hareket ederken dimmerleri de yanıp sönecek. Bunu Key Frame Shape ile yapacağız. Bunu yoğun istek üzerine çekiyorum. Nasıl yapıldığını göstereceğim hemen hızlıca. Elimden geldiği kadar anlatmaya çalışacağım. Şimdi Fly Out efektini yapmak için önce robotlarımızı seçiyoruz arkadaşlar. Robotlarımızın Fly Out için bir yukarı bir aşağı pozisyonu olacak. Biz bunu nasıl yapıyoruz? Önce aşağı pozisyona alıyoruz. Aşağıdan yukarı gelirken dimmerleri yansın istiyoruz. Shape and Effect'e basıp burada Keyframe Shape'i seçiyoruz arkadaşlar. Keyframe Shape'i seçtikten sonra Create'e basıyoruz. Pan Tilt'e alıyoruz. Bakın şimdi pozlarımız bir yukarı bir aşağıydı. Aşağıyı seçtim. Burada noktalar yandı. Bu noktalar yandığında adımı onaylamış oluyoruz. Burada sonra sağ üst köşede Add Frame'e bastım. Solda frame'in birinci adımını aldı. Sonra şimdi bunu ikinci adım olarak yukarıya kaydettim. Tekrar Add Frame dedim. İkinci adımı da almış oldum. Bu adımla, bu keyifle işimiz bitti. Finish Recording diyoruz. Bu hareketi yapıyor. Sonra bir pencere açılıyor. Size tam ekran açılabilir. Bu finish dedikten sonra bu. Biz buraya ne ekleyeceğiz? Bir key daha ekleyeceğiz. Şuradaki birinci ve ikinci adımımız bir key'imiz bu. Key frame'imiz bu. Şu artıya basıyoruz arkadaşlar. Artıya bastıktan sonra şuna basıyoruz. Robotlarımız durdu. Şimdi bir frame daha ekleyeceğiz. Bunda da dimmerleri açık ve kapalı yapacağız. Önce bu şekilde aşağıdayken dimmeri kapatıyorum. Gördüğünüz gibi burada nokta çıktı. Add frame'e basıyorum. Dimmer 0. Sonra dimmeri açıyorum. Tekrar Add frame'e basıyorum. Dimmer açık. Şimdi Finish Recording Frame dedim. Şunu küçülteyim. Görelim aşağıda. Hareket bu. Bunu yapıyor. Şimdi bitti mi işimiz? Hayır, bitmedi. Ne yapacağız? Bunu biraz daha estetik hale getireceğiz. Şuradan birinci adım, birinci frame'imizi seçiyorum. Bunu snap yapıyorum. Hemen altındakini gene seçiyorum. Bunu da snap yapıyorum. Şu anda yavaş yavaş anladınız ne yapacağını. Aşağı doğru çekiyorum. Tekrar bunu da seçiyorum. Snap yapıyorum. Ve son adımı da seçip snap yapıyorum. Gördüğünüz gibi güzel bir hareket ortaya çıktı. Şimdi bunu ne yapalım? Bu elimizde bunu kullanırız. Bunu record edelim. Record edelim. Elimizde bir keyframe'imiz oldu. Bir shape'imiz oldu. Şimdi burayı yukarıya çekiyorum. Ben diyorum ki bunu kaç robotum var? 8 sıralı olarak yapsın. Speed'i 8 olarak değiştiriyorum arkadaşlar. Bunu da mesela kaydediyorum. Record. Bir tane daha keyframe'imiz oldu. Artı bu sefer diyorum ki bunu direction'ını değiştireceğim. Direction'a basıyorum. Diyorum ki ortadan dışa doğru yapsın. Bastım buna. Şimdi harekete bakın. Ortadan dışa doğru yapıyor. Gördüğünüz gibi. Hızını da buradan arttırabiliriz. Mesela 40 diyelim. Bunu da kaydettim. Bunu da bir efekt olarak kaydettim buraya. Sonra başka ne yapabiliriz? İçten dışa doğru yapsın diyebiliriz. Tam tersi. Şimdi tam tersini yapıyor. İçten dışa doğru yapıyor. Ya da işte deneyelim başka. 8 değil de bunu 4 yapalım. 2'ye böldü gördüğünüz gibi. Bunu da tekrar soldan sağa doğru ya da sağdan sola doğru. Sizin tercihiniz yapın. Böyle sürekli soldan sağa doğru akacak. Şurayı mesela 8 yapalım yine. Soldan sağa doğru. Kaydettim. Bunu efektlerinize. Ben buraya atıyorum. Siz playback tuşuna atabilirsiniz. Sonra bunun yönünü değiştirelim. Mesela soldan sağaydı. Sağdan sola. Nerede? Var mı? Şu. Tam tersini yapalım. record diyelim, kaydedelim. Yani bir key frame shape'den gördüğünüz gibi 7-8 tane veya daha fazla şey üretebiliyoruz. Sonra bu başka bir de karışık yapsın. Karışık, random. Bunu da şunu da atıyorum. Bu robot sayınıza göre değişir bu. Mesela atıyorum bunu da 2 yapalım. Şimdi 2'ye bölerek yapacak iç dış. Hatta şunu şöyle yapalım. Dışarıdan içeriye doğru 2 parça halinde yapsın. 1, 2, 1, 2 diye. Evet, bunu da kaydettim. Bu da güzel bir efekt. Sonra tam tersini yapalım. İçeriden dışarıya doğru. Evet. Gördüğünüz gibi böyle. Bakalım neler yapmışız. Pardon. Record dedim. Keyframe shape ile shape'lerimizi bitirdik. Kapattım. Pencereye de ihtiyacım yok. Bir, bu az önceki gördüğünüz tek. 2, soldan sağa doğru. Kapatamadım, tamam. Hop, şunu kapatalım, şunu. Sonra içeriden dışarıya doğru. Bunun hızını, size'ını, speed'ini siz ayarlarsınız. Ben nasıl yapılacağını gösterdim. Dışarıdan içeriye doğru. Bu da soldan sağa doğru yine. Bu da sağdan sola doğru. Başka kaydettik mi? Bakalım ne var burada. Bu da ikili. Bu da onun tam tersi. Aslında birebir benzer. Burada. Yani aslında Avalaç'ta bu hareketleri yapmak inan çok kolay. Bunu da Emre arkadaşımıza hediye ediyorum. Buradan herkese sevgiler, saygılar. Kanalı takip edin, videoları paylaşın, daha çok izlensin. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.